Selamun aleyküm arkadaşlar. Ören Ayşe YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok kolay ve çok güzel bir örgü modelinin yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz gerçekten çok kolay. Bir günde yelek örebilirsiniz arkadaşlar. Evet, ben sizlere yelek modeli olarak göstereceğim. Sizler farklı örgü modellerinde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz bayan yelek modeli yapın, isterseniz şal modeli yapın, isterseniz bebek battaniyesi yapın, bebek yeleği yapın. Hiç fark etmez arkadaşlar. Dediğim gibi tığ işi örgülerinizde kullanabileceğiniz muhteşem bir yelek modeli arkadaşlar. Evet, şöyle modelimi sizlere göstermek istiyorum. Sadece trabzan yaparak ördüğüm bir model arkadaşlar. Ben çok beğendim. Şu an ütüsüz, emin olun ütü yapıldığı zaman çok çok güzel olacaktır. Şöyle bir el ütüsünden geçtiğinde gerçekten çok güzel olacaktır. Evet, dilerseniz hemen modelimize geçelim. İyi seyirler diliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle gelişi güzel zincir çekeceğim arkadaşlar. Ben sizlere küçük bir parça yapacak olduğum için çok uzun bir zincir çekmeyeceğim. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre zincirinizi çekersiniz arkadaşlar. Hızlıca zincirlerimi çekiyorum. Ben zincirlerimi çeker iken sizler hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil tuşunu aktif hale getirirseniz yapmış olduğum videolardan da anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, hızlıca zincirlerimi çekiyorum. Zincir yapımını bilmeyen arkadaşlarımız var ise kanalımda videolar kısmından veya örgü teknikleri oynatma listemden bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu şekilde benim için ideal, yeterli benim için. Şimdi en son yapmış olduğum zincirden tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 4 tane zincir çekiyorum. Tığ üzerine aldım. Tutmuş olduğum yere gelerek 2'de çıktığım trabzan yapıyorum. Tığ üzerine aldım. Takip eden zincir içerisine giriyorum. 2'de çıktığım trabzan. Bir sonrakine girdim. Bu şekilde zincirimin üzerine trabzan yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Tığ üzerine doluyorum. Zincirin içerisine batıyorum. 1, 2. Trabzan yapımını da bilmeyen arkadaşlarımız var ise kanalımda videolar kısmında mevcut arkadaşlar. Dediğim gibi veya örgü teknikleri oynatma listemde var. Evet, sıramızın sonuna kadar bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi ben trabzanlarımı tamamladım. Şimdi arkadaşlar 4 tane zincirle yukarıya çıkıyorum. Tığımın üzerine bir defa dolayacağım arkadaşlar. Aşağıdan sayıyorum. Bakın bunu saymayacağım. 1, 2, 3, 4. trabzanımın içerisine giriyorum. 1, 2, 3. 3 seferde çıktığım trabzan yaptım. Aynı yere 1, 2, 3. 5 tane trabzan yapacağım arkadaşlar buraya. 3, 4, ve 5. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Tığ üzerine aldım. Aynı noktaya yine 5 tane trabzan. Aynı trabzanın tepesine batıyorum arkadaşlar. İki, 4 ve 5. 5 tane olduktan sonra aşağıdaki trabzanlarından sayıyorum. 1, 2, 3, 4. trabzanımın içerisine girerek sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde. Tığ üzerine aldım.
1, 2, 3, 4. trabzan üzerine giriyorum. Yine 3 seferde çıktığım trabzan yapıyorum. Aynı şekilde aynı yuvanın içerisine arkadaşlar 5 tane trabzan. Arada 5 zincir. Aynı noktaya 5 tane daha trabzan. Bir, iki, üç, dört, dördüncü trabzan tepesine sık iğne olacak şekilde sabitliyorum. Bakın, ilk sıram bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bir tane daha göstermek istiyorum. Tığ üzerine aldım. Bakın, sabitledikten sonra hiç zincirim yok. Tığ üzerine alıyorum. Bir, iki, üç, dördüncü trabzan tepesine giriyorum. 3'te çıktığım trabzan yapıyorum. Beş tane trabzan yaptım. Aynı noktaya. Arada 5 zincir. Aynı noktaya. 5 tane daha trabzan. Bir, iki, üç, dördüncü trabzan tepesine de batıyorum. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar yapalım. Evet arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi ben sıramı tamamladım. En son 5 tane trabzanımı yaptıktan sonra aşağıdan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. trabzanın içerisine giriyorum. Arkadaşlar ben saymadan yaptığım için buradaki trabzanlarım fazla geldi. Sizler sayarak yaparsanız daha iyi olur. Fark etmişsinizdir zaten. 4 ve katları üzerine oluşuyor. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Geriye döndüm. Tığ üzerine aldım. 1, 2 tanesini atlıyorum. 3. trabzanın içerisine girdim. 1, 2, son 2 ilmeğim tığda. Tığ üzerine aldım. Bir sonraki trabzanın içerisine girdim. 1, 2, son 2 ilmeğim tığda. Tığ üzerine aldım. 3. trabzana girdim. 1, 2, tığımda en son olarak 4 tane trabzan var arkadaşlar. Hepsini beraberce alıyorum ve şu şekilde bir sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Buradaki boşluğun içerisine sık iğne olacak şekilde sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim burada. Tığ üzerine aldım. Hemen ilk trabzanın tepesine girdim. 1, 1, 2. Son iki tığda. Tığ üzerine aldım. Bir sonrakine girdim. 1, 2. Son 3 ilmeğim tığda. Tığ üzerine aldım. 3. trabzanıma da giriyorum. Son 4 tane ilmeğim var tığımda. Hepsini beraberce kapattım. Şu şekilde sabitliyorum. Bir sonraki modelime geçerken hiç zincirim yok arkadaşlar. Tığ üzerine aldım. Bakın buradan sayıyorum. 1, 2, 3. trabzanın içerisine girdim. 1, 2. Son 2 ilmeğim tığda. Tekrar başına doladım. 1, 2. Son 3 ilmeğim tığda. Tığ üzerine aldım. 3. trabzanıma da battım. Son 4 ilmek. Hepsini beraberce kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Buradaki zincir boşluğuna girdim ve kapatıyorum. 5 zincir tığ üzerine aldım. İlk trabzan tepesine batıyorum.
Sonraki ilmeğim tığda. Tığ üzerine aldım. Bir sonraki trabzana geçtim. Son 3 ilmeğim var tığda. Bir sonrakine geçtim. Son 4 ilmek. Hepsini beraberce kapatıyorum. Bakın burada hiç zincirim yok. Aşağıdan sayıyorum. 1, 2, 3.ye girdim. Bu sıramızı da bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Evet, sıramızın sonuna kadar yapalım. Evet arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi sonuna kadar geldim. Şimdi burada en son olarak tığımın üzerine aldım. Burada zincir çekmiştik arkadaşlar. Buradaki zincirin tepesine batıyorum ve 3'te çıktığım trabzan yapıyorum ki bu benim kenar trabzanım olsun. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Geriye döndüm. Tığ üzerine aldım. Ve burada bir tane sık iğne yapmıştık. Bu sık iğnenin içerisine girerek 5 tane trabzan yapıyorum. Dört ve beş arkadaşlar. Beş tane zincir çekiyorum. Tığ üzerine aldım. Aynı noktaya yine 5 tane trabzan. Bakın bu şekilde 5 tane trabzanımı yaptıktan sonra şöyle arkadaşlar, bakın bu iki kanadımızın şöyle göstereyim, iki yaprağın da diyebiliriz, bir alt sıradaki iki yaprağın arasına giriyorum. Şöyle arkadaşlar, ikisinin arasına sık iğne olacak şekilde sabitliyorum. Şu şekilde tığ üzerine aldım, buradaki sık iğnenin içerisine giriyorum ve yine 5 tane trabzan. 2 3 4 ve 5. 5 tane zincir, aynı noktaya yine 5 tane trabzan. Sonrasında bakın şuralarda böyle yapraklar yapmıştık, bir alt sırada bu ikisinin arasına sık iğne olacak şekilde sabitliyorum arkadaşlar. Şöyle bakın, bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi burada tığımın üzerine alıyorum ve şöyle bakın, şu şekilde yaptığımda zincirimin tepesine olacak şekilde batıyorum arkadaşlar. Bir, iki, üçte çıktığım trabzan yapıyorum. Şöyle. Evet. Altı tane zincir çekiyorum. Tığ üzerine aldım. 1, 2, 3. trabzana giriyorum. 3'te çıktığım trabzanlar. Pardon arkadaşlar, pardon burayı. Tığ üzerine aldım. Bakın 3. trabzanıma giriyorum. 1, 2, son 2 tığda. Bir sonraki trabzana girdim. Tığımda 3 ilmek var. Bir sonraki tığıma girdim. 1, 2, tığımda 4 ilmek var. Hepsini beraberce topladım. Sabitliyorum ve 5 tane zincir çekiyorum.
buradaki boşluğuma girdim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir tığ üzerine aldım. Bakın buraya ilk trabzana giriyorum. 1, 2, son 2 tanesi tığ da. Bir sonrakine girdim. 1, 2, tığımda 3 ilmek var. Bir sonrakine girdim. 1, 2, tığımda 4 ilmek var. Hepsini beraberce kapattım. Sabitledim. Tığ üzerine aldım. 1, 2, 3. trabzanıma giriyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Evet, anladığınız üzere modelin yapımı bundan ibaret arkadaşlar. Farklı bir işlemimiz yok. Gördüğünüz gibi modelimiz iki sıra halinde oluyor. Şimdi ben sizler için modelimi birkaç sıra daha yapacağım. Sonrasında final için buluşacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Evet. Tamamlayalım. Ben sizler için birkaç sıra daha yapayım arkadaşlar. Sonrasında buluşalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben modelimi sizler için birkaç sıra daha tamamladım. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Gerçekten sadece trabzan yaparak yelek örüyoruz arkadaşlar. Yani bu kadar kolay, bu kadar güzel olunmaz diye düşünüyorum. Gerçekten ben çok beğendim. Dediğim gibi sadece trabzan yaparak örüyoruz arkadaşlar. Bakın burası da ters tarafı, burası düz tarafı. Oldukça kolay, muhteşem bir örgü modeli oldu. Modelimizden çok çok güzel yelek modelleri, tığ işi yelek modeli, çok güzel etoşal modeli, çok güzel bebek battaniyesi, bebek yeleği olabilir arkadaşlar. Bayan yelek modellerinde, çeyizlik yelek modellerinde, çeyizlik şal modellerinde kullanabileceğiniz muhteşem bir tığ işi örgü modeli oldu arkadaşlar. Bugünkü örgü eğitim videomuzda ben bu şekilde bir model paylaşmayı tercih ettim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte yapmak istersiniz arkadaşlar. Evet, bir sonraki videolarımızda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.